Ahmet Hakan. Özlem Çerçioğlu'na yapılan ayıba dair. Binali Yıldırım Aydın'ı ziyaret ediyor. Olayda o sırada cereyan ediyor. Görüntü aynen şöyle. Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Binali Yıldırım'la yan yana yürüyor. Bir adım geride ise AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş var. Mustafa Savaş Binali Bey'in yanında kendisine alan açmaya çalışarak ilerlerken Özlem Çerçioğlu ani bir refleksle yana doğru çekiliyor. Bir omuz ya da dirsek darbesi var mı yok mu görüntülerden tam olarak anlaşılmıyor. Eğer bir omuz ya da dirsek darbesi söz konusuysa konu kadına yönelik şiddet kapsamında ele alınmalı ve Mustafa Savaş'ın yatacak yeri olmamalıdır. Eğer bir omuz ya da dirsek darbesi söz konusu değilse o zaman da Mustafa Savaş'ın muazzam bir adap ihlali yaptığını söylemek gerekir. Çünkü kadınlar söz konusuysa bırak öne çıkma çabasını en az 3 adım geriye çekilmek adaptandır. Bu arada Mustafa Savaş geçen yerel seçim kimde Aydın'da Özlem Çerçe olduğuna rakip olmuş ve sandıkta yenilmiş. Bu bilginin ışığında olaya yaklaşacak olursak Mustafa Savaş'taki hatırı sayılır tahammülsüzlük küt diye önümüze çıkmış oluyor. Kısacası Mustafa Savaş omuz ya da dirsek attıysa kadına yönelik şiddetten Omuz ya da dirsek atmadıysa kadına yönelik adap ihlalinden sorumludur. Şu saatten sonra Mustafa Savaş'a düşen, bir buket çiçekle Özlem Çerçioğlu'nun kapısına gitmek ve kabul edilmek için de araya hatırı sayılır kişileri sokmaktır. Mektup da mektup, mektup da mektup. Trump'ın rezil mektubuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki: "Kasım'ın 13'ünde Trump'la görüşmeye gideceğim, mektubu da yanımda götüreceğim." İyi ki Trump'ın mektubu var yoksa bize argüman kalmayacaktı edasıyla mektup da mektup diye tutturanlar. Erdoğan'ın bu açıklamasının üzerine atlayıp e hani mektubu çöpe atmıştın ne iş falan diye kafa buluyorlar. Azıcık izana, azıcık insafı, azıcık objektivitesi olan mektup çöpe atıldı cümlesinin, mektup barış pınarı ile çöpe atılmış olduğu olgusuna işaret ettiğini kabul eder. Mektup da mektup diye tutturabilirsin. Yanında götüreceksin de ne olacak diye laf çakabilirsin. Mektuba etkili bir cevap veremedin diye muhalefet yapabilirsin. Hepsi olur. Yeter ki hani çöpe atmıştın sığlığına düşme. Ahmet Hakan, Hürriyet